Sevgili öğrencilerim, değerli velilerim, hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bugün de kaldığımız yerden kitabımıza devam ediyoruz. 53. sayfadayız. Tema değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız. İlk olarak bize yukarıda bir şiir vermiş. Sonrasında bu şiirle ilgili soruları yanıtlayacağız. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Tema değerlendirme çalışmaları. Öncelikle buradaki şiiri okuyorum ve soruları buna göre yanıtlayacağım. Şiirimizin ismi Oyun. Sebzelerden sevdiklerim. Havuç, domates oyun. Meyvelerden sevdiklerim. Elma, şeftali oyun. Bence en iyi besin oyun çünkü Hiçbir şey yemesem bile bazen oynarken doyuyorum. Şiirimizi okuduk. Birinci soruda bakalım bize ne sordu? Şiirdeki çocuk hangi sebzeleri seviyor? Çocuklar şiirdeki çocuk havuç ve domatesi seviyor değil mi sebzelerden? O zaman ilk sorunun yanıtı olarak havuç ve domates yazıyorum. Bakın zaten söylemişti havuç domates Yanına da oyunu eklemişti. Havuç ve domates. Domates. Şimdi ikinci sorumuza bakabiliriz. Şiirdeki çocuğun sevdiği meyveler nelerdi? Burada da elma şeftali ve yine oyunu da söylemişti. Elma ve şeftali yazıyoruz. Üçüncü soruda bize sizce hiçbir şey yemeden oyun oynanır mı? Neden demiş çocuklar hiçbir şey yemeden oyun oynanmaz değil mi? Çünkü oyunlar bizim e, enerjimizi sarf ettiğimiz durumlardır. O yüzden enerjiye ihtiyacımız olduğu için oynanmaz diyoruz. Hiçbir şey yemeden oyun oynanmaz. Hiçbir şey yemeden oyun oynanmaz. Çünkü oyunlar için çünkü oyun oynamak için enerjiye ihtiyaç duyarız enerjiye ihtiyaç duyarız ve bu enerjiyi yemeklerden alırız. Enerjiyi yemeklerden alırız. Evet, şimdi ise bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Bakalım bize orada ne sormuş. Dördüncü soruda bize şiirin konusunu yazınız demiş. Şiirin konusu ne olabilir çocuklar? Oyunların çocuk için çok önemli olduğu olabilir değil mi? Çünkü ihtiyaçlarını sayarken bile yanında oyun demiş. En sevdiği sebzeleri sayarken yanına oyunu eklemiş. En sevdiği meyveleri sayarken yine yanına oyunu eklemiş. Oyunların çocuklar için önemi o zaman şiirin konusu konusu oyunların çocuklar için önemidir. Devam edelim 5. soruyla. Burada da bize şiire yeni bir başlık belirleyip yazınız demiş. Ne olabilirdi çocuklar? Siz kendi fikrinizi yazabilirsiniz. Güzel oyun ya da enerji için oyun olabilirdi, değil mi? Güzel bir oyun için enerji diyelim o zaman biz. Güzel bir Oyun için enerji. Çünkü hem enerjik olmalıyız bu sayede de güzel oyun oynamalıyız dedik. Altıncı sorumuza bakalım. Burada bize oyun, besin, sebze kelimelerini sözlük sırasına göre aşağıya yazınız demiş. Arkadaşlar biz sözlük sırasının alfabe sırası olduğunu biliyorduk. A, B, C, Ç, D bu sıralamayla kelimelerimizi, sözcüklerimizi sıralayabiliriz. İlk önce hangi kelimemizin baş harfi alfabede daha erken gelir? Bakın O, B ve S. Tabii ki B değil mi? O zaman ilk kelimem besin. Ben sözlükten ilk olarak besin kelimesini bulabilirim. Yanınızda sözlük varsa kontrol edebilirsiniz. Videoyu durdurup herhangi bir sözlük alıp tekrar devam ettirebilirsiniz. Sonrasında Sebzeyi besini eledikten sonra sebze mi oyun mu hangisi olur? Buna bakıyorum. O mu önce gelir? Se mi önce gelir? Tabii ki o önce gelir. Oyun diyorum ikinci kelimeme. Ve son olarak da zaten sebze kalıyor. Sebze. Sözlük sıralamam besin, oyun ve sebze şeklinde oldu. Yedinci soruya geçelim. Nasrettin Hoca ile ilgili yine bana küçük bir paragraf metin vermiş. Soruları buna göre yanıtlayacağız. Önce paragrafı okuyalım. Nasrettin Hoca bir gün gürültüyle uyanmış. Bakmış, bir hırsız eşyaları topluyor. Korkmuş, sesini çıkarmamış ama hırsızın peşine düşmüş. Az sonra durumu fark eden hırsız kızgınlıkla sormuş. "Neden beni takip ediyorsun efendi?" Hoca sakin sakin yanıtlamış. Ben sırtında taşıdığın evin sahibiyim. Evet. Bize soruda ise Nasrettin Hoca'nın yerinde siz olsaydınız hırsıza ne yanıt verirdiniz? Ne söylerdiniz çocuklar? Kendinize göre yanıtlayabilirsiniz yine bu soruyu. Çalmış olduğun eşyalar bana ait diyebiliriz, değil mi? Ve yaptığının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şu şekilde yazalım. Çalmış olduğu eşyaların çalmış olduğu eşyaların bana ait olduğunu olduğunu ve yaptığının çok yanlış olduğunu söylerdim. Yaptığının çok yanlış olduğunu söylerdim. Evet arkadaşlar, burada da bitirdik. Bir diğer sorumuza geçelim. 8. soruda bize aşağıdaki cümlelerde parantez ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız demiş. Bakalım. Onunla bu sabah karşılaştım. Cümlem bitmiş. Nokta koyuyorum, değil mi çocuklar? O zaman nokta koyuyoruz ilk olarak. İkincisine baktım. Çiğdem, Zuhal ve İhsan birlikte çalışacaklar. Bakın Çiğdem, Zuhal, İhsan isimleri sıralarken arda, arda araya virgül koyuyorduk. O yüzden virgül koydum. Cümlem bittiği için sonuna da nokta koydum. Üçüncüsüne bakalım. Seni çok sevdiğimi bilmiyor musun? Bakın burada Soru soruyor değil mi? O yüzden soru işareti koyuyoruz. Dördüncüsüne bakalım. Kiraz, şeftali ve üzüm aldık. Bakın kiraz, şeftali, üzüm. Bunları arda arda sıralamış. Meyveleri o yüzden araya virgül koyuyorum ve sonuna nokta koyuyorum cümlemin. Bir diğerine bakalım. Biz olmadan sen yapamaz mısın? Yine soru sormuş. Soru işareti koyuyorum. Ve son cümleme baktım nasıl da akıllı çocuklar var. Burada da yine cümlem bitmiş nokta koyabilirim. Devam edelim. Dokuzuncu soruyla. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yazım yanlışlarını belirleyiniz. Cümleleri doğru olacak şekilde yeniden yazınız demiş bize. Hemen bakıyorum. Birinci cümlemde. Babam Ankara'dan bu sabah geldi. Bu cümlede cümleye büyük harfle başlamadığı için burada bir hata yapmış ve Ankara'nın A'sı büyük olmalıydı değil mi çocuklar? İllerde büyük harfle yazıldığı için burada da bir hata yapmış. O zaman iki tane hata bulduk. Tekrardan cümlemizi yazalım. Cümleye büyük harfle başlıyoruz. Babam Ankara'dan bu sabah geldi. Nokta. İkinci cümleme baktım hemen. Masanın üzerinde birçok kitap vardı. Çocuklar burada da yine cümleye büyük harfle başlamayı unutmuş. Hemen düzeltiyoruz. Hatayı bulduk. Masanın üzerinde birçok kitap vardı. Ve üçüncü cümleme bakıyorum. Burada geçen yıl kurban bayramında köye gittik demiş. Çocuklar buradaki hata ise kurban bayramının yazılışıdır değil mi? Kurbanın K'si ve bayramın B'si büyük yazılmalıydı. Ve kurban bayramında ında iki ayrı yazılmalıydı. O yüzden bunu düzelterek doğru şekilde yazıyoruz. Geçen yıl Geçen yıl Kurban, kurbanın K'si büyük, bayramın B'si büyük. Kurban bayramında bunda ayrı yazılıyor köye gittik. Evet bu şekilde kesme işaretiyle ayırdıktan sonra cümleme cümlemi bitirdim. Başka cümle yok ve bir sonraki sayfadan devam ediyorum o zaman. Bakalım bir sonraki sayfada bize ne demiş. Aşağıda eş anlamlı sözcüklerin olduğu uçurtmaları aynı renge boyayınız. Şimdi biz ilk kelimemizle başlayalım o zaman çocuklar. Eş anlamını bulduğumuz sözcüğü aynı renkle işaretleyelim. İlk olarak bana verdiği kelime konut. Bunu kırmızı ile işaretliyorum. Daire içine aldım. Hatta daha kalın yapabiliriz kalemimizi. Daha görünür olsun, daha anlaşılır olsun. Hemen ben daha kalın bir kırmızıyla işaretliyorum. Tamam konut dedim kırmızıyla. Konutun eş anlamlısı evdir değil mi çocuklar? O yüzden ev diyorum ikinci sözcüğüme. Şimdi ise eş anlamlıları işaretledikten sonra sarıyla devam edelim bir diğer sözcüğümüze. Yaşlı. Eş anlamlısı nedir çocuklar? İhtiyardır değil mi? O zaman bunu da İhtiyar olarak işaretliyorum. İkisini de sarı yaptım. Eş anlamlı kelimelerin Üçüncü kalemimiz mavi olacak. Konuk kelimesini işaretliyorum. Konuk eş anlamlısı nedir çocuklar? Misafirdir değil mi? O yüzden konukla misafiri bu şekilde eşleştirdim. Bir diğer kelime mi? daha farklı bir renk yapalım. Pembe yapalım. Biraz mora yakın öğrenci öğrencinin eş anlamlısı talebedir. Talebe olarak işaretledim. Bir diğer kelimeme geçtim. Bunu da kelime sözcüğünü işaretledim. Eş anlamlısı sözcüktür ve son olarak yanıt kaldı. Onu da farklı bir renkle yapacağız. Yeşille yapalım. Yanıt cevaptır değil mi çocuklar? Onu da yine aynı renge boyadım. Eş anlamlı kelimelerimi burada görmüş oldum. Tekrar edelim daha kalıcı olsun aklımızda. Bakın çocuklar, kelimelerimize bakıyoruz. Konut ev, yaşlı ihtiyar, konuk misafir, öğrenci talebe, yanıt cevap kelime sözcük anlamına gelir değil mi? Eş anlamlı kelimeleri de bu şekilde yaptım. 11. kısımda yine size aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Uyduğunuz kuralların cümlelerinin yanındaki yıldızları boyayınız. Boyadığınız yıldız sayısı fazlasıysa güler yüz, azsa üzgün yüzü işaretleyiniz demiş. Bakın konuşmalarımda seviyeme uygun sözcükler kurarım. Evet diyorsanız işaretleyeceksiniz. Yine diğerlerini de işaretliyorsunuz. İşaretlediğiniz yıldız sayısı fazlaysa buradaki güler yüzü boyuyorsunuz. Az ise üzgün yüzü boyuyorsunuz. Burada videomuzu tamamladık. Bir sonraki videomuzda ikinci tamaya geçeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.